Evet şimdi devam edelim. Uygun kontrol kartı temelleri nelerdir? Bunlarla ilgili konuşalım arkadaşlar. Kontrol kartlarında daima kontrol limitlerini kullanıyoruz. Tolerans limitleri kullanılmaz. Bu ne demektir arkadaşlar? Diyelim ki bir değerimiz var. Bu değerimizin nominali 10 olsun arkadaşlar. Tolerans verdik. Artı eksi 2 mm tolerans verildiyse. Bu ne demektir arkadaşlar? 8 ila... 12 arasında değerim değişebilir demektir. Bu bizim o ölçü için, o karakteristikler için verdiğimiz toleransları ifade eder. Ama biz bir kontrol kartı oluşturduğumuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? alt limit ve üst kontrol limiti alt kontrol limiti üst kontrol limitleri bunları belirliyoruz ve bu değerler her zaman ve her zaman şuradaki tolerans değerimizden küçük oluyor. Yani diyelim ki örneğin üst tolerans e, limitimiz 11 olurken alt to tolerans limitimiz 9 oluyor ve bunların arasında ne yapıyoruz? Değerlerimizin dalgalanmasını istiyoruz. Yani uygun kontrol kartının temellerine baktığımızda burada ilk kuralımız kontrol kartlarında daima kontrol limitlerinin kullanıldığı, tolerans limitlerinin kullanılmadığıdır. Çünkü eğer ki bu kontrol limitlerine bir yaklaşma veya bunun üzerinde bir nokta çıkarsa parçamız hala uygunsuz bir parçaya düşmez. Çünkü toleransların içerisinde de bu. Ama ne olacaktır? Eğer böyle devam edersem ben prosesimde tolerans dışı durumların ortaya çıkabileceğinin bilgisini almış oluyorum ee, uygun kontrol kartı hazırladığımda. Devam edersek arkadaşlar grafik çiziminde dar olmayan, dar olmayan uygun bir ölçek ile çizim yapılması yorumlamayı kolaylaştırır. Bu ne demek? Sonuçta biz bunu işte hazırlayacağız template'ini, operatöre vereceğiz. Operatör değerleri girecek ve buna, bundan prosesi izliyor olacak. Gerekli eğitimleri vesaireleri de vermiş olacağız. Şimdi biz bir toleranslandırma vesaire yapmazsak şu şekilde daracık, değişimlerin tam olarak izlenemediği bir grafik oluşturursak bu etkin olmaz, kullanımı kolay olmaz, pratik olmaz. Fakat uygun ölçeklendirmeyi yapıp şu şekilde rahat rahat değişimleri izleyebileceğimiz bir grafik oluşturursak arkadaşlar ne olacaktır? Bu çok daha uygun ve hatta kullanılabilir etkin bir kontrol kartı olacaktır. O yüzden dar olmayan uygun ölçekli bir çizim yapılması bizim daha kolay yorum yapabilmemizi sağlayan bir etki oluşturacaktır diyelim. Devam edersek kontrol limitini oluşturan çizgilere değişkenliğin doğal sınırını sınırları adını veriyoruz arkadaşlar. Yani biz hesapladık. Kontrol limitini oluşturan çizgilerimiz var. Bakın şu benim nominal çizgim, ideal çizgim diyelim. Burada bir üst kontrol limitim. Burada bir alt kontrol limitim var. Ve şu şekilde grafiğim değişiyor. Şöyle gidiyor, değişiyor, aşağıya gidiyor vesaire. Kontrol limitini oluşturan bu çizgilere arkadaşlar biz ne adını veriyoruz? Değişkenliğin doğal sınırları adını veriyoruz. Devam edelim. Proses doğal sınır çizgilerinin dışına çıkmaya başlıyorsa özel nedenlerin etkileri işin içerisine giriyor demektir. Yani bu şu demek. Limitlerimi belirledim. Eğer gidişatım şu şekilde şöyle yaklaşmaya başladı. Bakın çıktı burada hop kontrol dışılık bir sinyali aldım. Bu ne demektir arkadaşlar? Bunların dışına doğru çıkmaya başladığında, bunlara yaklaşmaya başladığında artık proseste genel nedenlerden daha çok özel nedenlerin etkili olduğu etkili olmaya başladığının aslında biz bilgisini alıyor olacağız. Burada arkadaşlar bu kısım önemli. Evet, dataları kayıt altına alıp Dökümana işlerken toplama sıralamasına uygun olarak Dataları girmeliyiz. Bu bize doğal sınırların dışına çıkma durumunu e, durumu olursa o zamanla ilgili bilgi verecektir. Yani datayları toplarken o zamanki yardımcı bilgileri alacağız. Saat kaçta aldık arkadaşlar? Hangi vardiyada aldık? Hangi operatörde aldık? Alırken herhangi bir operasyon oldu mu? Dökümana işlerken arkadaşlar birinci datamın ölçüm sonuçları, ikinci datamın sonuçları, üçüncü partim e, dataların sonuçları bu şekilde işte iki önce işlediğim biri ondan sonra. 3'ü en baştan alayım yok sıralama neyse dataları toplarken arkadaşlar şablon olarak oluşturduğumuz kontrol kartına da verileri o sıralamayla işliyor olacağız yoksa bize zaman konusunda prosesin gidişatı konusunda zaman ile ilişkisini kurmamızı zorlaştırır ilişki kurmamızı engeller arkadaşlar bu konuya da dikkat ediyoruz verileri bu karta sırasıyla işlemeye dikkat edeceğiz. Devam edersek prosese ait herhangi bir değişikliğin ek bilgi olarak tutulması gerekiyor. Yani ben burada bir veri toplarken vesaire yaparken o saatlerle ilgili herhangi bir yeni ayar, yeni parametre, bir malzeme lotu değişimi, herhangi bir vardiye değişimi, operatör değişimi, o gün operatör gelmemiştir veya bir sıkıntı olmuştur, izin almıştır, başka bir operatörü geçirmiş olabiliriz. Bu gibi bilgileri de arkadaşlar Ek bilgi olarak veri toplarken ne yapmam gerekiyor? Benim tutmam gerekmekte. Devam edersek örneğimizden üçüncü alt küme parçaların Üretimi esnasında malzeme lotu değişmiştir. Bakın üsttekine yani şuna bir örnek. Üçüncü alt küme parçaların yani birinci birinci alt kümede 5 parçayı almışız, ikinci alt kümede 5 parçayı almışız, üçüncü alt kümeyi almak için 5 parça almak için gittiğimizde malzeme lotunun değiştiğini görüyoruz. Ne olacak arkadaşlar? Hemen üçüncü lotu alırken malzeme lotu değişti. Notumuzu bu şekilde düştük. 5. alt küme öncesinde makineye periyodik bakım yapılmıştır ve üretimi ondan sonra devam etmiştir. Yani benim 5. alt kümeyi oluşturan malzemelerim periyodik bakımdan sonra çıkan malzemelerdir. Bunları da not olarak yazmam gerekiyor. Örneğin 8. alt küme alınması esnasında herhangi bir faaliyet olmamıştır. Bakın bunu da yazdık emin olduk herhangi bir faaliyetin işte operatör değişikliği, lot değişimi, ayar, bakım vesaire bunların olmadığından bu şekilde emin olmuş olduk. Uygun kontrol kartlarını oluşturabilmemiz için arkadaşlar bu saydığımız temellere mutlaka ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz.